Altay Kurdoğlu. Kimsin sen? Önce sen bazı sorulara cevap vereceksin. Ela'yı bulmayı beklediğimiz yerde seninle karşılaştık. Ela nerede? O kadınla konuşmak istiyorum. Önce sen soruma cevap vereceksin. Altay Kurdoğlu. Ya da adın her neyse. Sekiz yaşında seni yetimhaneye vermişler. Ama sen sürekli kaçmışsın. Devlet de seni yeniden yakalamış. 14 yaşında tamamen kayıplara karışmışsın. Onun öncesi ve sonrası karanlık. Belli ki annenle baban terk etmiş seni. Yetimhane de sana göre bir yer değilmiş. Sonra yaşadıklarına bakılırsa biri elinden tutmuş. Kimin adamısın? İstiyorum. Onunla konuşurum. Kendine hakim ol. Sen cevap vereceksin. Esra'yı nereden tanıyorsun? Gittiğimizde yoktu. Bizden önce birileri almış götürmüş. Ama sen oradaydın. Şimdi soru sormayı bırak, olanları anlat. Çocuğun nerede olduğunu bilmiyorum. Ben de onu bulmak için gitmiştim. Sen niye arıyorsun Ela'yı? Esra'ya söz verdim. O nerede? Yardım etmek istemiştim. Niye? Çocuğu için benden yardım istedi. Tehlikede olduğunu söyledi. Sonra? Yardım ettim. Ama biz çocuğu alamadan Doğan onu bulmuştu. Hı. Eve zorla mı gitti? Kız nasıl diye merak ettim. Evine gittim. Oradan kurtulmak, kızını bulmak istediğini söyledi. Ben de kaçırdım. Bir saniye. Sen şimdi bana Doğan'ın evine gidip Esra'yı kaçırdığını mı söylüyorsun? Başaramadım. Arkamızdan ateş ettiler. Vurulmuştu. Vuruldu mu? O
Öldü. Ne diyorsun lan sen? Kimin için çalışıyor? Amacının ne olduğunu bilmiyoruz. Fevri davranıyorsun. Sakin olmak zorundasın. Kardeşimin öldüğünü söyleyen adam orada duracak. Ben burada elim kolum bağlı hiçbir şey yapmadan oturacak mıyım? Adam elimizde. Kime hizmet ettiğini, amacının ne olduğunu öğrenmek için zamanımız var. Esra'yı aramaya devam edeceğiz. Doğan'ın da Esra'ya ne kadar bağlı olduğu ortada. O yüzden bu işin peşini bırakmayacaktır. Gözümüz Doğan'ın üzerinde olacak. Lütfen sakin ol. Gürültü çıkarsa acele gitmemiz gerekir. Tamam abi, bekliyoruz. Engine sıkmışsın. Kıyas sana ihanet etse yaşatır mısın? Karnını doyurduğum it benim sözüm yerine başkasını dinledi. Ne yaptı peki? Senden aldığı emirle Esra'yı ateş etti. Ha. Sevgilin yine kaçıyordu yani. Hepsini sen planladın. Enteresan. Kadını kaçırttım. Sonra da kovaladım. Tam senin yapacağın savaş planı. Başka türlü Esra'yı suçlayamazdın. Bu işte benim parmağım var yani, öyle söylüyorsun. Evime yerleştirdiğin hain karımı öldürmek için arkasından ateş etti. Daha ne olacak? Ben de o parmağı kestim. Esra'dan uzak dur. Bu benim meselem. Mesele ortadan kalktı o zaman. Çünkü Engin attığını vurur. Dua et öyle bir şey olmasın. Eğer Esra'ya bir şey olduysa kimseyi tanımam. Çapından büyük laflar etme. Sen de arkandakilere fazla güvenme. Bir lafımla her şey değişir. Neler çevirdiğini biliyorum. Ne biliyorsun? Benim adım Doğan. Görürüm. Duyarım. Çocuk kaçakçılığı işinden yukarının haberi yok değil mi? Lafa bak. 3 kuruş para için kendimi riske atar mıyım? Para mesele değil. Bu yolla kurduğum bağlantılar. İşlerime burnunu sokma. Geçti. Mermi tüfekten çıktı. Artık girmez nizam. Sen ne demeye çalışıyorsun Doğan?
Seni o koltuğa çiviyle çakacakları kadar çok şey biliyorum Nizamettin. Eğer kendi rızanla oturduğun yerden kalkıp o koltuğu bana bırakmazsan... ...hesap verdiğin yerler her şeyi öğrenir. Bir emrin var mı? Şunun karısının... ...birisini... ...getir. Bitme lan! Evine girip kadını kaçıran... ...yürek yemiş delikanlıyı da bul. Sare, Esra'nın ikiziyim. Görünüşüm ona aynadaki aksi kadar benzese de ben onun tam aksiyim. Canım acımaz. Kimseye de acımam. Tamam. İyi. Şimdi ellerini çözeceğim, buradan çıkacağız. Yanlış bir şey yapmaya kalkma. Bu tarafa. Nereye gidiyoruz? Sana inanmıyorum. Kardeşime götür beni. Hadi. İşte. Yüzünü göster. Hadi. Tükendi gül benzimde döndü gazele. Oh.
taştan daşa çal güzel. Kendi gül benzimde döndü gazele, of, of. Aman ben gidiyorum da sen yarini tazele. Beni daştan daşa çal güzel. Vay güzel. Ona yardım etmeye kalkmasaydım, onu kaçırmak için evine gitmeseydim, belki de şimdi. Kardeşim, Doğan denen o hayvan öldürdü. Kaldır ellerini. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sare, ne yaptın deli kız? Benim hemen gitmem lazım. Bizde gelene git, gidene kal denmez kızım. Ama gitmeden bir soruma cevap ver. Ayrı mıydınız kardeşimle? Nereden çıkardın? Beraber olsanız kaçtığı zaman sana haber ederdi. Belli ki etmemiş. Merakın ihtiyarlıktan mı? Yok, fıtratımdan. Farklı ailelerde mi büyüdünüz iki yetim kardeş? Sen nereden biliyorsun bizim yetim olduğumuzu? Allah rahmet eylesin, kardeşin söylemişti. Niye söylesin sana böyle bir şeyi? Ayıp değil, günah değil. Niye söylemesin? Bak kızım, başın sağ olsun. Acılısın, anlıyorum. Bir şey söylememe müsaade buyur. Söyle. Bunun yalanı yoktur. Tek kusuru çapını bilmemesi. Alakası olmayan bir iş yüzünden yanlış adamlara kafa tutmuş. Benim hayatta bu başıbozuktan gayri kimsem yok. Biri öğrenirse yaptıklarını canına okurlar. Var git yoluna. Bizi bulaştırma. Sen de benim bir soruma cevap ver o zaman. Elbette. Kardeşim ölürken başında sen vardın değil mi? Evet. Herhangi bir şey söyledi mi? Bir laf, bir sayı, bir kelime. Sana anlamsız gelen herhangi bir şey. Yok, hiçbir şey demedi.
anlaşıldı. Senin Doğan mafya falan değil. Ben bulaşmayayım diye öyle diyorsun. Mafya babası değil de iyi aile babası mı? Bak, Doğan da Sare de kendi başlarına hareket etmiyorlar. Anlaşılan o ki Doğan kötülerin emrinde, Sareler de devlet görevinde. Madem öyle, ne iş varmış Esra'nın o adamın yanında? Yukarıdaki sahiplerini görmek için Doğan'ın omzuna çıkmışlar demek. Bu işten uzak dur. Kardeşim dedi, mezarında iki dua etti gitti. Bu kadarını biz de yaptık. Kim soracak Doğan'dan bu işin hesabını? Senin daha kendi hesabın var sorulacak. Sana mı düştü? Evlat, orada bir yangın var. Azıcık dur, elini yakma. Şu işin aslını ben bir öğreneyim. Kim çırağı olmuş yanıyor? Kim ateşi körüklüyor? Külleri kim kurcalıyor? Sare. Ne yapıyorsun kendi başına? Doğru söylemişim. Esra'yı gördüm mezarında. Melekler gibiydi. Allah rahmet eylesin. Naaşını aldıralım neredeyse. Sen nasıl rahat edeceksen öyle defnederim. Yok, ne fark edecek ki? Hem huzurlu bir yerde, başından duası da eksik olmaz. Köylü bir ihtiyar vardı. O yardım etmiş Altay'a. Ne yaptın peki? Adam nerede? Bıraktım. Ne demek bıraktım? Adam seni görmedi mi? Buraya getirmedik mi? Nasıl bırakırsın? Ondan bize zarar gelmez. Belli biraz taş kafalı ama vicdanlı bir adam. Bu şerefsizlerle birlikte yürüyecek biri değil. Hoş geldiniz Doğan Bey. Bodrum halledildi mi? Hallettim. Bu motorlar kimin? Biri benim, çocuklardan da birkaçının var. Bir şey mi oldu? Bir şey oldu Celal. Motor sahiplerinin hepsinin isimlerini istiyorum. Geceki olayla ilgiliyse müşterilerden birinin motoru çalınmış. Şimdi mi haber veriyorsun bunu? Gece rahatsız etmek istemedim. Aşağıdaki olay yüzünden polise de haber vermedim. Kimmiş motor çalan? Sürekli müşterilerimizden galerici bir arkadaş. Polis sabah Reşitpaşa sokaklarında arada bir yerde bulmuş motoru. Geceki hengamede sanırım biri çalmış, benzini bitince de orada bırakmış. Kamera kayıtlarına baktınız mı? Baktık ama olayı çözebilecek hiçbir şey bulamadık. Olay ne Celal? Tezgaha geliyorum ben. Biri beni satıyor! Böyle bir şey burada olmaz Doğan Bey. Sana mı soracağım ulan? Ne o? Rahatsız mı ettik? Güzel bir işmiş bu ha? Artıcı insanı. Çok beğendiyseniz eve de yaptıralım. Böyle kum torbasına vurmayla olmaz Celal. Vurdun mu? Ses gelecek.
Parası neyse vereceğiz. Tamam, hatırladım. Sen parayı sevmiyordun değil mi? Ha? İşin dalgasındasın yani. Ha? Hadi. Hadi hayırlısı. Cümlemize. Ne oldu? Ha? Kurdu oğlan, içine mi kaçtı? Hı? Gel buraya. Adam gibi dövüş, oyun oynamıyorum ben. Dövüş. Hadi. Ayağa kalk lan. Kalk. Şöyle. İşte böyle. Vur. Vur da kafam yerine gelsin. Aferin, vur. Vur. Geri zekalı karşısında kimin olduğundan haberi var mı? Bilmiyorsa da öğrenir. Esra'nın başına bir şey geldiyse ben ne yaparım? Söyle Akif. Baştan anlat. Hani bizim bu Caner vardı ya abi. Hani babası buldu, sokaktan kurtuldu diye sevindiydik. Şerefsiz babanın derdi başkaymış abi. Satmış oğlanı. Sonra çocuklarla beraber buraya getirmişler. Kaç kişi görmüş içeride? Vallahi abi 20-30 kişi varmış. Bizim bu Caner fare gibi olduğu için buymuş kaçmış aradan. Bana anlatınca aklıma geldi. Hemen Ela'nın fotoğrafını gösterdim. Abi Ela buradaymış içeride. Akşam gemiye götüreceğim sizi. Yarın hepiniz Avrupalı olacaksınız. Geç bakayım. Geç. Geç.
Sen annem değilsin. Ela bilmiyor muydu teyzesini? Herkesin güvenliği için öyle olması gerekiyordu. Çok şey bilmek tehlikelidir. Tamam. Ama sizi tanımak, yerinizi bilmek benim için mi yoksa sizin için mi tehlikeli? Cevap vermem gerekiyorsa bilmiyorum. Ama cevap vermeyeceksem çok iyi biliyorum Altay. Kimsiniz siz? Hesapta belki vatan kurtarıyorsunuz. Ama biz çok dinledik o kahramanlık masallarını. Gizli mekanlar, sinyaller, kameralar, silahlar, külahlar, raconlu yürümeler. Ne Esra'yı kurtarabildiniz ne kızını bulabildiniz. Ama siz kimsiniz diye sorunca derin derin havalar. Kime babacığım sizin havanız? Ela'ya getirdiğin için minnettarız. Ağzımızın tadı yarına geldi, sağ olasın. Ama şimdi artık herkes yoluna. Hadi. Esra'nın ölümünde benim de suçum var. Ona borçluyum. Söz verdim. Kızını bulacağım dedim, buldum. Şimdi de katillerini bulacağım. Belki yeniden karşılaşırız. Doğan meselesine karışma. Kaç yıldır dengede durmaya çalışıyorum biliyor musun? Tel cambazı gibiyim. Olur da dengen bir bozulursa ortalık çok karışır. Teşkilatınızı da toplayamaz bıraktığım inkazı. Esra'nın hatırasına saygımdan biraz beklerim. Ne işiniz varsa çabuk halledin. Kadar sallarsın. Sen bilmiyorsun. Annem olsa bilirdi. Doğru söylüyorsun. Anneler her şeyin en güzelini biliyor zaten. Annem ne zaman gelecek? Gece konuştuk ya. Sen şimdi yeni okuluna başlayacaksın. Çok başarılı bir öğrenci olacaksın. Sonra annen de gelecek. Aynısın işte. Keşke şimdi annem olsaydı. Ben de senin teyzenim. Teyze anne evlisidir. Sen benim de kızım sayılırsın. Nasıl? Senin adın neden Ela biliyor musun sen? Annen anlattı mı hiç? Aa, anlatmamı ister misin? Oley, gel. Gel bakalım. Ben annenle senin yaşlarındayken bir dükkana gittik. Bir oyuncak dükkanına. Orada bir bebek gördük. Ama bebeği görmen lazım. Nasıl güzel. Başladık ağlamaya. Annemiz bize o bebeği alsın diye. Benim Fatma anneannem mi? Hı. Senin Fatma anneannen. Aldı mı? Aldı. Aldı ama yalnızca bir tane almaya yetti parası. Bu bebek ikimizin bebeği dedi. Çok mutlu olduk biz yine de. Eve geldik. Sonra bir kavga başladı. Kavga mı? Hı. Ben bebeğin ismi Elif olsun dedim. Annen de tutturdu Lale olsun diye. Ne koydunuz peki bebeğin adını? Elif'in E'si, Lale'nin L'si. Ela. Benim adım. Evet. Çocukluğumuzda büyüttüğümüz bebeğimizin adı Ela'ydı. Yani sen
annenle benim bebeğimsin. Selim. Vakit geldi. Gitmek zorunda mıyım? Böyle senin için daha iyi. Hadi bakalım. Annem niye orada değil? Uzaklara gitmesi gerekti. Çok özledim annemi. Ben de. Bu abla seni gideceğin yere götürecek şimdi. Uslu bir kız ol, tamam mı? Sözünden çıkma. Beni kurtaran abi de mi annemin uzaklara gitti? O şimdi burada değil, başka işleri var. Bu öpücüğü ona ver, tamam mı? Ela seni çok sevmiş dersin. Söyleyemedin değil mi? Nasıl söyleyeyim annen öldü diye? Ha, ben kabullenemedim. İntikamını alayım, öyle anlatacağım. Sare, bunu konuştuk. Sakın. Ne sakın? Duygularınla hareket ediyorsun. Geri çekilip bekleyeceğiz. Gel Ahmet, gel. Kimmiş kız? Sare Türkmen. İkiz kardeşi var, Esra. Bunlar 8 yaşındayken yetimhaneye verilmiş kız kardeşiyle birlikte. 15 yaşında da başka bir eğitime başlamış. Yetim kurt. Hangi hanenin kurdu bu? Kim bunlara babalık yapan? Emniyet Müdürü Tekin Giritli. Peki diğer meseleden ne çıktı? Doğan sakınmaz. Söylediğin gibi paravan bir spor salonu var. Bu yasa dışı bahis işleri, dövüş işleri filan. Başka? Başka at yarışları, Gürcistan'da otel, Kıbrıs'ta kumarhane, ev dükkan kiraları, arsa tapuları vesaire. Yıldan yıla da işleri büyümüş. Ufak tefek adli vakalar dışında sicili temiz. Eskiden sokak çocuğuymuş, şimdi sokakların beyi olmuş. İstanbul sokaklarında sözü geçen, Girne'ye, Batum'a eli kolu uzanan, her yıl işini büyütmüş belli, yüzü yukarılarda. Sicili temiz, akıllı. Tam karanlık işverenlerin adamı. Bakalım bu Doğan kimin değirmenine su taşıyor? Suyunu ben vereyim.
tabii. Seni burada bulacağımı biliyordum. Kızını bulup teyzesine teslim ettiğini söylemeye geldin değil mi? İç rahat etsin diye. Vicdanlı adamsın. Son bir şey de benim için yapar mısın istesem? Yaparım. Esra'yla karşılaştığımız gün neler oldu anlatır mısın en baştan? Hala inanmıyor musun? Ben inanıyorum. Ama başkalarının da bana inanmasına ihtiyacım var. Anlamadım. Lütfen soru sorma, anlatacak mısın? Doğan denen herif de benim dövüşü izlemeye gelmişler. Üstünde ne vardı? Çok önemli. Her detayı istiyorum. Doğan zaten mekanın sahibi, sık gelir. Esra arada bir. Anlar mısın fizikten? Anlamam. Ama çabuk öğrenirim. Nedir bu nizamlarınızdaki mesele? Ne anlattı size? Esra ile ilgili onu suçlayıp bir de tehdit etmişsin. Sokakta dayak yiyip abisine şikayet eden çocuk işte. Nizam sizin güveninizi hak etmiyor. Burası senin çamurlu sokakların değil. Kuralları da farklı. Sen en alt basamaksın. Nizam üstünde. Yani bize senden daha yakın. Ona neden rest çektiğimi öğrenmek ister misin? Aranızdaki meseleyi sordum. O sizin güveninizi hak etmeyen bir hırsız. Haddini aşma. Hangi koltuğa kim layık görülürse o oturur. Bunun kararını da sen ben değil, bir numara verir. İtiraz etme. İtaat et. Ben bu noktaya itaat ederek gelmedim. Onu bilemem. Ama burada kalmaya devam edeceksen itaat edeceksin. İşte bu kadar. Şimdi sen konuş. Niye anlattırdın bunları bana? Sence Doğan Esra'nın öldüğünü biliyor mu? Hayır. Dürbünlü tüfekle ateş eden vurduğunu görmüştür belki ama buraya kadar motordan düşmedi. Düşündüğüm şeyi mi yapacaksın? Başka çarem yok. Doğan Esra'nın yokluğundan çok etkilenmiş. Aşıklı belli ki. Aşkı batsın. Böyle adamların aşkı zehirlidir. Esra'nın başına bir şey geldiyse herkesi öldürürüm gibi laflar etti. Tetiği kim çekerse çeksin. Kardeşimin katili Doğan denen o puşt. Esra'nın onun yanında durmasına izin verdiğim için, onu yalnız bıraktığım için kendimi ömür boyu affetmeyeceğim. O yüzden bunu yapmaya mecburum. Sana mani olamam. Ben de olsam aynını yapardım. Ela'nın bir emaneti var bu arada. Belki bir daha fırsat olmaz. Başka bir hayatta görüşmek üzere. Dur.
Eğer o eve esra olarak döneceksen... ...öyle gidemezsin. Geçtiğin Metin'in akıbetini biliyor musun? Evet. Belgrad Ormanı'nda gübre oldu. Niye peki? Onu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum Mira. Ben gömdüm. O zaman ne dediğimi anlıyorsun. Başkası da gelip seni gömsün istemiyorsan aynı hataya düşme. Altımdakilerden korkum yok benim. Benim derdim üstümdekiyle. Nizam'ın koltuğuna ben oturacağım. Otururken dikkat et de... ...Nizam hala koltukta olmasın. Tekere çomak sokma. Çarkların arasında kalırsan... ...parçalanırsın Doğan. Yasa söyle geldiğinde haber. Abi Esra yenge eve dönmüş. Yine zorla. Nizam'ın adamı. Aynı adam. Nereye kaçırdı? Bilmiyorum. Hastanede açtım gözümü. Hastanede mi? Ölüyordum ben Doğan. Bu evden biri o adamı değil beni vurdu. Engin. O gece hesabını verdi. Nizam'ın adamıymış. Her taşın altından da bu adam çıkıyor. Hangi hastanedeydin sen? Burada devlet hastanesinde. Oraya bakmıştı çocuklar. Hala neyi soruyorsun inanmaz gibi? Acile bırakıp kaçmışlar. Üstümde kimlik de yok, kayıt falan açamamışlar. Gözümü açar açmaz aradım zaten. Sorguda mıyım şu an? Beni niye aramadın? Seni aradım Doğan. Kim bilir hangi önemli toplantıdaydın da kapalı telefonun. Allah'tan evin numarasını hatırlıyorum. Evine hoş geldiniz. Ah.
Biraz. Özür dilerim. Gel. İhtiyacı olmayacak. O ne demek şimdi? Sare Esra'nın yerine geçti. Ne? Al sana tavuk suyuna tuzsuz çorba. İçer misin, sabaha mı durarsın? Sen bilirsin. Ya siz bu işi oyun mu sanıyorsunuz? Sare'nin arabasını bırakmaya gelmiştim. Ben gidiyorum. Otur. Yani sen şimdi diyorsun ki Sare Esra'ymış gibi Doğan'a gitti. Herkes sizin gibi saf mı? O adam Sare'yi öldürür. Siz deyip durma. Biz diye bir şey yok. Sare böyle yapmaya karar vermiş, ben de yardım ettim. Yardım ettin. Ne yaptın mesela? O gece olanları oturup Sare'ye anlattın. O da gitti Ela ile konuştu, Doğan'ı çözdü. He? Bitti. Bu kadar mı? Plan benim değil, Sare'nin. Plan mı? Siz buna plan mı diyorsunuz? Bu kadar çürük malzemeyle yemek yaparsan zehirlenip ölürsün. Planmış. Parmak izlerini ne yaptınız peki? Onu da değiştirdiniz mi? Hiç aklınıza gelmedi değil mi? Bu zamanda kim bakar parmak izine? Ya. Doğan Esra'ya aşık. Sare ile aynı yatağa girdiğinde kim bakar parmak izine? Saatler olsun. Sağ ol. Canın acıyor mu? Ama ağrım çok. Bir ağrı kesici versene. Tamam. Yok. Ben onu karnım ağrıyınca falan kullanıyorum. Bana daha güçlü bir şey lazım. Hemen getiriyorum. Ah.
En sağlamını getirdim. Atlara verdiğimde. Benden kurtulmak istiyorsan açık açık söyle. Evet. İç sen bunu. İyi gelecek sana. Al. Sana bir şey olsa ben ne yaparım? Asıl sana bir şey olsa ben ne yapacağım Doğan? Kimseye bir şey olmayacak. Merak etme. Öyle deme. Senden bir şey istiyorum. Canımı iste. Ama böyle olmaz. Ne istersem onu yapacaksın. Ne eksiğini ne fazlasını. Tamam. Hadi söyle. Bak ben gerçekten çok korktum. Tamam şimdi Ela güvende. Ama sana bir şey olursa beni yaşatmazlar. Ne olacakmış bana? O adama bir şey yapmaya kalkma. Kime? Nizamettin'e. Ben de seni tanıyorsam şimdi beni uyutup onun yanına gideceksin. Bu hesap sorulacak. Benim bir kızım var. Ölmek istemiyorum Doğan. Merak etme. Sana kimsenin bir şey yapmasına izin vermem ben. Kurşun beş parmak aşağı gelseydi eğer, şu an bu elini mezar taşıma koyup intikam yemini ediyor olacaktın. Kanın yerde kalmayacak Esra. Tamam, böyle konuşma. Yemin et o zaman. İntikam falan istemiyorum. Tamam. Seni de kendimi de tehlikeye atacak bir şey yapmayacağım. Nizam adam. Şimdilik el sürmeyeceğim. Söz. Aşkım. Bana biraz zaman ver. İyi değilim. Tabii. Tamam. Sen o zaman bu gece yalnız uyu. Hayır. Hayır. Sana ihtiyacım var. Yanım olsun. Tamam. Derhal kalk. Acaba? Onu mu düşüneceğim evlat? 20 kalibre tüfek kurşununu gönüllü yemiş kız. Üstüne bir de kalkıp Doğan'ın evine gitmiş. O da gönüllü. Her türlü bakar başının çaresine. Ben de öyle rahattım ama adam kafamı karıştırdı. Hangi adam? Viking. Viking mi? Sanırsın uzun sarı saçlar, renkli gözler, beyaz tenli bir adam. Yo, bildiğin esmer Anadolu çocuğudur o. Tam da öyle. Tanır mısın? Eski, tanışırız. Benimki de laf. Senin eskilerden bilmediğin mi olur? Emniyet teşkilatının şahin polisidir. Bana pek öyle gelmedi. Sare Doğan'ın yanına gitti deyince ağzıma tükürdü. Vardır bir bildiği evlat. Bizimki Şahin'se öbürü de Doğan. İhtiyar. Biz de az buçuk insan tanırız.
Doğan da benim gibi kendi dünyasında bir adam. Hata yapar. Ama bilerek kimseye kötülüğünü görmedim. Adamını tanı. Bilerek bilmeyerek bak kimlere hizmet ediyor. İçinde 20 çocuğun Yunanistan'da olması lazım. Liman hazır, gemi hazır, alacaklılar hazır. Bu işi batırırsanız sizi denizin dibine gömerim. Adamın biri elini kolunu sallayarak geliyor. 5 tane bostan korkuluğunu pert ediyor. Çocukları alıyor. Niye? Çünkü Doğan pezevengi işi ayarlayamadığı için alelacele biz yapıyoruz ve tufaya düşüyoruz. Ama bunun hesabını verecek. Bana kesilen ceza neyse razıyım diyor abi. Kim? Doğan. Doğan mı geldi? Yok abi, Sefer geldi. Kıyas. Taksit. Taksit konuşma, adam gibi anlat. Sefer geldi. Doğan demiş ki, Nizam Bey'in emrindeyim. Bu son işten bir cezam varsa ona da razıyım demiş. Enteresan. Ay artist. Esra da eve dönmüş abi. Doğan'dan önce onu bulun getirin dedim değil mi size? Kapının önünde yataydın, alıp geleydin. Akıl edemedim abi. Senin akıl etmek gibi bir lüksün var mı Kıyas? Akıl etmek lüks mü abi? Senin için lüks. Uyandırdın mı? Gidiyor musun? Ay, kahvaltı yaparız diye düşünmüştüm. Başka zaman yaparız. Toplantım var. Korkmuş Sefer, çok korkmuş. Gözünüzü dört açın. Evin önünde fren yapan araç bile istemiyorum. Eyvallah abi. Dışarı çıkmak isterse? Evden ayrılmayacak. Diretirse Doğan abi aynen böyle söyledi dersin. Tamam, bir şey daha var. Havaalanı ve bütün sınırları kontrol et. Ela Türkiye'den çıkmış mı öğren. Nereye gidiyoruz abi? Miran'ın ofisine. Tanıyor musun bu adamları? Milli savunma hamlesine gönül vermiş iki romantik. Tuğgeneral Kudret Tunç ve mühendis Yavuz Yıldırım. 20 yıl önce toprak oldu ikisi de.
Türk milletini küçümsemenize. 16 kere bitti denmiş. Bak 17. dünyaya kafa tutuyor. Devlet bu iki adamın temellerini attığı Yıldırım projesini raftan indirdi. Hiçbir zaman rafa kaldırılmadı o iş. Ne biliyorsun? Anlat. Kozmik Oda operasyonunda benim görevim Yıldırım listelerini ele geçirmekti. Hiçbir şey bulamadım. Muhtemelen giremediğimiz iki odadan birinde saklıyorlardı. Büyük patronlar işin peşini bırakmadı. 15 Temmuz'da her şey ters gitse bile Yıldırım projesi operasyonu mutlaka yapılacaktı. İş kainat imamının kriptosu Kopanlı Paşa'ya verildi. Kim o adam? Tüm General Hilmi Kopanlı. Fettah Dağhak'ın en eski, en kıymetli talebelerinden biri. 16 Temmuz'da Yıldırım projesi dosyalarını ele geçirip Amerika'ya gönderecekti. O gece her şey gibi bu plan da ters gitti. Kopanlı Hilmi proje dosyalarıyla ortadan kayboldu. İhaneti ortaya çıktı. Medyada mürtet ismiyle biliniyor. Yurt dışına mı kaçtı yoksa öldü mü bilmiyoruz. O geceden sonra projenin izini kaybettik. Sen söyledin. Devlet hiç rafa kaldırmamış. Çılgın Türkler işte. Bitmediler arkadaş. Vurduk vurduk bitmediler. Peki. Şimdi tetikleyen kimmiş? Onu öğrenmek sizin işiniz. Bizim? Mira Hanım burada mı? Sizi bekliyorlar. Bekliyorlar. Nizam da mı burada? Silah ve telefon lütfen. Hoş geldin Doğan. Özürlerini iletmişsin. Kabul ediyorum. Karın eve dönmüş, gözün aydın. Kaç gün kalacakmış, bir şey söyledin mi? İş mi konuşacağız, aile meseleleri mi? Aranızdaki bu gerginlik hoş değil. Yukarıdan aynen şöyle dediler. Bundan sonra Doğan'ın evinde bardak kırılsa Nizam'dan bilirim. Nizam soğuk su içip yatağa düşse Doğan'dan bilirim. Birbirlerine sahip çıksınlar. Çikolata. Artık işimize dönelim. Ne bu? Mevzuyu ben biliyorum, sen boşuna kafanı yorma. Seni çağırmışlar ama senlik bir iş değil. Öyle mi? Şöyle, detayları boş ver. Yıldırım projesi, Yavuz Yıldırım, Hilmi Kopanlı Paşa. Ne diyorlardı adama? Mürtet. Mürtet. Bu isimleri aklına yaz. Sokakta, havaalanında, otobanda, kumarhanede, kerhanede. Duyduğun an bana haber ver.
Gel bakayım, gel. Sen ne yapıyorsun? Gel sen de bana bir öpücük ver bakayım. Hadi beraber. Bana yok mu? Kızını mı özledin? Ne zaman geldin? Fark etmemişim geldiğimi. Niye kapattın? Ne güzeldi. Kötü oluyorum. Hatırlıyor musun o günü? Tabii ki unutur muyum hiç? O günkü şarkıyı bir daha söylesene. Ya yok, ben şarkı falan söyleyemem. Sen huysuz ve tatlı kadın. Yani şimdi söyleyemem, anla işte. Hem huysuz hem de tatsız. Nasıl geçti toplantın? Daha geçmedi. Eğer istersen elimizde koymuş gibi buluruz. Gerek yok. Esra bana söylemek istememiş. Orada kalsın. Şimdilik. Nizam'ın topladığı çocukları Yunan'a götürmek için kimi bulmuştun sen? Adapazarı'na tezgah kuran bir göçmen vardı. Korkup yapamam demişti. Paçayı kurtarmak için sana bir isim vermişti değil mi? Evet. Yavuz Yıldırım. Yıldırım adlı bir projeyi yurt dışına satmaya çalışan biri varmış. Eğer isterseniz onu vereyim size dedi. Çok para edermiş. Ne oldu Adapazarı göçmene? Korktu yapamam dedi. Emrettiğin gibi talihsiz bir kazada öldü. Sanki her dediğimi yapıyorsunuz da. Estağfurullah abi. Sen ne dersen o. Adapazarı'na git. Bana bu mevzuyu bilen birini getir. Hayırdır? Dışarı çıkıyorum. Dışarı? Dışarı neresi? Bana böyle güvensiz davranma Doğan. Kendimi kötü hissediyorum. Güvenmediğim sen değilsin. Korkmak da haklıydın. Çevremde çok fazla şerefsiz var. Yalnız dışarı çıkmanı istemiyorum. Sokaklarda dolanmaya gitmiyorum zaten. Rüyamda annemi gördüm. Kabristan'a gideceğim. Tamam. Gidelim. Mezarlıkta. Tek mi geldi, yanında biri var mı? Yalnız değil. Doğan yanında. Ne yapıyorlar? Mezarın başında dua ediyorlar. Gidebiliriz. Gidiyorlar. Uzaklaşmalarını bekle.
atlatamadı. Bize ulaşmaya çalışıyor. Takip edeyim mi? Yemeğin tadını kaçırma. Bir sakatlık çıkar. Sare yolunu bulur. Yarım kalmış bir işimiz vardı. Onu halledip biraz kafa dağıtalım mı? Neymiş o? Yarım kalan işimiz. Ayda yılda bir geleyim dedin. O akşamın da sonunu getiremedik. Yine Kurdoğlu'nun maçı vardı kaçtığın gece. Bu kaçma muhabbeti uzayacak mı lan? Tamam, özür dilerim. Tamam. Celal, 50 bin yatır. Emredersiniz. Hangisini oynadın? Tabii ki Amerikalı'ya. Baksana, makine gibi. Ayakta kalan kazanır! Tüm bu Kurdoğlu'yla biraz yumur salladım. Çok pis dövdüm bunu. Kurdoğlu mu dövdün? Şşş, yavaş ya. Söylenmez öyle ayıp. Duyan olur. Ben de bahis oynamak istiyorum. Emredersiniz. Esra Hanım için 50 bin. Yok yok. O 100 bin olsun ama Amerikalı'ya değil, bizim Kurdoğlu'na. Emredersiniz. Sende bir değişiklik var Esra. Kötü bir şey mi dedin? Anlamadım. Kötü değil. Hoşuma gitti. Değişik. Garip mi davranıyorum yani? Yok. Yani önceden... Eskidense. Eskiden, önceden bir değişiktim değil mi? Vurulmadan önce. Tamam, özür dilerim. Yok yok. Kaç kere ölümden döndün sen? Ne bileyim ben. İlkini hatırlarsın. Nelik. 17'me yeni basmıştım. Beyoğlu'nda şişlediler beni. Sabaha kadar kendi kanımda yattım. O günden sonra bir daha eski Doğan olabildin mi? Ben de senin bizi korusun diye koyduğun adamlar tarafından vuruldum. Kendimi kaybettim, ölümden döndüm.
Eski Esra olmamı bekleme benden. Lütfen. Bire üç mü veriyordu? Ben daha fazla beklemiştim. Yalnız kurt normalde en fazla bire iki verir. Çünkü kaybetmez. Arada sırada böyle sürpriz güçlü rakipler çıkınca böyle oluyor. Mesela Doğan Bey'in kaptan Amerikası bire yedi veriyor. Elin kolun oynamasın lan gevşek. Biz de o yüzden onu oynadık. Kazandığımıza değsin dedik ama yalan oldu. Neyse. Bu sana olan borcum. Bir zarf var mı? Tabii. Abi bu arada. Bunu da kurdoğluna verirsin. Esra'nın teşekkür etti dersin. Olur mu? Olur canım, olur. Bravo, 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 bravo. Helal olsun sana, helal. Alayı Amerikalı'ya büyük yatırdı. Kasa senin sayende tavan yaptı. Bunu da yenge hanım gönderdi. Esra Hanım. Al. Bu senin. Doğan Bey Amerikalı oynadı ama yenge hanım sana 100.000'i yapıştırdı. Akıllı kadın. Esra Hanım teşekkür etti dersin dedi. Hadi güle güle harca. İtlikte serserilikte harca mı? Lan lan. Lan lan lan. Körüğü gibi nefes alıp veriyorsun. Dilime de yüreğime de hakim olmaya çalışıyorum ihtiyar. Lokman Hekim Davut'a iki parça et getirir. Mübarek hayvanın en güzel yerlerini getirdim sana der. Dilini ve yüreğini. Davut sorar. Peki hayvanın en kötü yeri neresidir? Yine aynıdır der Lokman. Dili ve yüreği. İyilik için kullanıldığında dilden ve yürekten daha güzel bir şey yoktur. Kötülük için kullanıldığında da dilden ve yürekten
daha kötü bir şey yoktur. Sen derdin aynı pınardan hem acı hem tatlı su akmaz diye. Susayım mı, konuşayım mı? Bağıra bağıra konuş evlat. Bu senin hikayen. Aklımda hep aynı sahne. Yanımda bir baba. Sonra geyik. Sonra kurt. Sonra çakal sürüsü. Kaçma! Sonra uçurum. Sonra yine kurt. Sonra sen. Koca kurt. Unut dedin, unuttum. Sustum. Bakmadın ne derinin öbür tarafına ne de uçurumdan aşağı. Bu geceye kadar kaçtım. Ama ben kaçtıkça o beni kovalıyor. Bu senin kaderin evlat. Kader insanı kovalamaz. Önünde gider. Söyle, bu akşam kim çıktı karşına? Yavuz Yıldırım. Sen misin? 60 sene önceki o genç teğmen ben miydim bilmem ama bu Yavuz Yıldırım. Baban. Baban. Burası neresi? Yetimhane. O çocuklar benim yetim kurtlarımdı. Turan, Bahri, Mustafa, Fikret, Yavuz. Hepsi de pırıl pırıl gençler. Yürekli, vatansever çocuklardı. Ama bunun bedelini canlarıyla ödediler. Hepsi aynı gün, birkaç saat arayla. Bu yırtılan yerde kim vardı? Adı Watson. Amcan Halit. Thank you.
Vallahi duruyor. Fikret ve Mustafa. Forever. Forever ya. Forever derken paşam... anlamamışız. Başka bir durum mu vardı? Vay be. Ne günlerdi. Vahri ile biz şu kapıya yakın tarafta yatardık. Böyle altlı üstlü. Kapının diğer tarafında Fiko ile Mustafa. Yavuz da Halit de abi kardeş şu dolaplara yakın tarafta. Hey gidin. İlk geldiğimizde 3 ay aynı yatakta abimin koynunda yatmıştım korkudan. Hala korkuyorsan yine gelebilirsin. Senin için gönlümde her zaman yer var. Koynunda yatacak zamanı geçtik abi ama mangal var dersen geliriz. Vay bak sen. Abi kardeş mangal partisi yapılıyor. Bize haber veren yok öyle mi? Yok be abi. Bizim Aselsan'dan mühendis Volkan yok mu? İşte o askere gidecekti. Gitmeden ona bir sofra kurayım dedim onu diyor yani. Yok yok sen yine haber verirsin de senin bu kardeşinde hayır yok. Amerika'ya gitti geldi böyle bir değişti. Bizi de arayıp sordu. İşten güçten kim eskisi gibi görüşüyor Turan abi? Ali haklı. Hayat meşgalesi. Herkesin başka başka derdi var. Mandan bizi buraya neden topladı? Gelir birazdan kendisi anlatsın. Kumandanım, nasılsınız? Cemal'in de sohbetini de özledik kumandanım. Çene çalmaya vakit yok. Durum acil. Hayır olsun. Fettah Dahak'ın İran imamı Urmiye'de yakalanmış. İran istihbaratını sıkı bir pazarlıkla adama almak için ikna ettik. Örgütün tüm yapılanmasını deşifre edecek bir adam yakalanmış. Ama senin yüzün gülmüyor. Hayırdır kumandan? Başka bir şey mi var? İranlılardan bir istihbarat daha aldık. Kudret Paşa'ya suikast yapacaklar. Koskoca Kudret Paşa'ya. Onca asker koruması var. Gafar Okkan'ın da terörle mücadele etmiş polis korumaları vardı. Ve Eşref Bitlis Paşa, koskoca jandarma genel komutanı. Hepsi onların işi mi yani? Değilse de parmakları var. Hangi taşı kaldırsak altından Fettah'la ilgili birisi çıkıyor. Tamam tamam dağıtmayın meseleyi. Kudret Paşa mühim. Harp akademilerindeki konuşmasından sonra bekliyordum ben. Ne konuşması? Kudret Paşa çıktı çatır çatır konuştu. Türkiye'nin NATO'dan başka alternatifleri olmalı dedi. Aklı olan herkesin niyeti bu. Ama bunu böyle çıkıp ulu orta söylemek... her yiğidin harcı değil. Konuştuk geçen de. Tedirgindi. İstihbarat da tedirgin Yavuz. Yıldırım projesinden haberdarlar. Yani sen de, Cengiz Selçuklu da, mühendisler de... Kudret Paşa kadar namlunun ucundasınız kardeşim. Korkumuz yok evvelallah. Yiğitlik zamanı değil. Goliat herkese bu konuda mesaj vermek için... Kudret Paşa'yı seçmiş. Türkiye'deki piyonları da tabii Dahak'ın yapılanması. 3 gün önce Paşa'nın 2 yaveri de değişmiş. Birinin ailesi trafik kazası geçirmiş, memleketine gitmiş izinli. Diğerini de görev süresi bitmeden almışlar. 2 yeni yaver de güvenlik taraması yapılmamış, liste dışı adamlar. Dahak'ın adamları. Ben pek inanamadım Bahri. O kadar kolay mı Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir ihanet çemberi kurmak? Hiç kolay değil Halit. Hiç kolay değil evlatlarım. Ama
Bu devletin içindeki sızıntı 60'larda başladı. 80'lerde görünür oldu. 2000'lere geldik. Artık temeli çatlatmaya çok yakınlar. Yani laf değil, iş yapma zamanı. Ha kumandan? Ne yapıyoruz? Paşa'yı haberdar etmemiz gerek. Edemeyiz. Ben istihbaratta bile kimseyle paylaşmadım bilgiyi. Paşa'ya ulaşmaya çalışsak hemen haberleri olur. Dahak'ın böcekleri her yeri, herkesi dinliyor. Haber doğrudan Goliath'a gider. O zaman tek bir şansımız var. Yavuz'un hava savunma projesinde Paşa'yla işbirliği biliniyor. Hatta en son geçen ay konuştuk dedin değil mi? Evet, evet. Senin iletişim kurman şüphe çekmez. Doğru. Paşa nerede şu an? Selim Paşa'daki yazlığında. Projeyle ilgili önemli bir konu olduğunu söyle. Randevu al. Ancak bu şekilde Paşa'ya dikkat çekmeden ulaşabiliriz. Ne yani? Koca generalin komutunu mu basacaksınız? Paşa'yı duruma nasıl ikna edeceğiz? Yaverleri aradan çıkarmazsak yürümez bu iş. İran imamını getirip konuşturursak Paşa'yı da ikna ederiz. Başka yolu yok. Sabah Urmiye'de İranlılarla bir buluşma ayarladık. Geceden yola çıkıyorsun Mustafa. Fikret sana sınıra kadar eşlik edecek. Urmiye'de Viking'le buluşacaksın. Geri dönüşünde de Fikret sizi karşılayacak ve adamla birlikte İstanbul'a geleceksiniz. Turan ve Bahri Yavuz'la beraber Paşa'nın yazlığına gidecekler. Ali, sen de geride kalıp abinleri kollayacaksın. Kalkıştığımız işten eşlerinize bile bahsetmeyin. Bu Türkiye'nin Goliath karşısındaki son şansı olabilir. Bu işin altından ancak siz kalkarsınız kurtlarım. Allah yardımcımız olsun. Amin. Söyle Yavuz'um. Yarın sabah 11'de buluşuruz Paşa'yla. Allah yolumuzu açık etsin. Amin. Neler oluyor Yavuz? Yok bir şey sevgilim. Hiç uyudu mu? Uyudum. Ben bir bakayım oğluma. Sen de yat istersen. Tamam.
Fazla bekletme Mustafa, bak daha kahvaltı yapmadım ha. Sen daha başına eli boş gelir misin Fiko? He? Beni beklerken mangal bile yaparsın. Hadi gençler, benim emanet nerede? Az önce Mustafa'yı uğurlamışlar sınırdan. Hadi bakalım. Sağ salim inşallah. Ya şu Halit'i bir arasana, neredeymiş? Arayayım abi. Heh. Oğlum neredesin? Yeni uyanmıştır kesin. Arkamızda mısın? Yarım saattir peşinizdeyim. Uyanmadınız mı daha? Aferin kardeşime. Hep böyle geride kal, tamam mı Halit? Bir şey olursa sakın girme. Kumandanla irtibatımız sen olacaksın. Tamam, tamam. Vallahi bu Halit'ten korkulur ha. Ya sen ne istiyorsun benim kardeşimden be? Baksana sabahtan beri peşimizdeymiş, ruhumuz duymadı. İstihbaratçıyı böyle oynatan kim bilir başkasına neler yapmaz. Ya. Amerika yıllarında da anlatmadı zaten. Kim bilir ne cevizler kırdı gavur ellerinde. Hoş geldin Ankara davası. Çok çatlak gördüm ama senin gibisini görmedim. Efsane Ayşan, Viking. Aferin aferin. Anlatın da memleketteki yeni nesiller öğrensin Viking baba kimdir. İyi davul çalanın reklama ihtiyacı olmaz kardeşim. Sen bu alemde bonzosun. Şimdi adamımız nerede? Yukarıda. Şurada gördüğün kapı. Sen emaneti getirdin mi? Vay vay vay. Bu vakit başlasın maklube partisi.
Selamünaleyküm. Hepsini yemedin umarım. Turan amirim gelir sanıyordum ama seni yollamışlar. İstanbul'da büyük operasyon var. Allah yardımcıları olsun. Hepimizin. Karşıtı birkaç zavallının ismi. İşe yarasa iyi olur yoksa bunlar çıtır çıtır yerli bizi. Adamınız burada. Yine 2 saat yanındayım. Bundan sonrası sende amirim. Yolun açık olsun. Eyvallah Viking. Dikkat et kendine. Eyvallah. Paşa'nın yazdığını. Dikkatli olun. Mustafa almış adamı. Dönüyormuş. Hadi bakalım. Şimdi sıra bizde. İyi günler. Adım Yavuz Yıldırım. Paşam bekliyordu. Beyefendiler kim? Onlar da mühendis arkadaşlar. Biraz bekleteceğim. Mühendis iyiymiş. Aracınız burada kalsın. Beni takip edin lütfen. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yavuz, hoş geldin. Hoş bulduk paşam. Nasıl gidiyor çalışmalar? Allah'ın izniyle 6 ay içinde test aşamasına başlayacağız paşam. Arkadaşlar mühendislermiş. Evet paşam. Memnun oldum beyler. Şimdiden özür diliyoruz paşam. Ne özür? Size zarar vermek gibi bir niyetimiz yok. Yaverlerinizin ikisi de Fettah Dağ Halk'ın adamları. Goliath'ın hizmetinde. Komanda kıdemli binbaşı Bahri Çandarlı. İstihbarat dış operasyonlar şefi Turan Akahan. Kusura bakmayın paşam. Başka çaremiz yoktu. Açıklama bekliyorum. İki yaverinizin de değiştirilmesinin bir sebebi var. Goliath size suikast planlıyor.
Arkadaşlar sakin. Kudret Paşa annemliğiyle buradayız. İddialarınızı ispatlamak için deliller vardır elinizde. Fettah Taha Hakan İran İmamı elimizde. Akşama İstanbul'da olacak. Sadece size yapılacak suikastla ilgili değil, örgütün Türkiye'ye yapılanmasıyla ilgili de konuşmaya hazır. Sonunda. Sonunda bu ailenin bütün yaptıklarını herkes öğrenecek. Sadece o da değil paşam. Devletin içine sızmış ne kadar adamı varsa hepsi deşifre olacak. Akşam bu adam buraya gelecek değil mi? Evet paşam. O zamana kadar sizi güvenli bir yere nakletmek istiyoruz. Arkadaşlar, bu işin içine girdiğinize göre tehlikenin de farkındasınızdır. Yaverlerin durumunu ben yarına kadar idare ederim. Ama yarın bir açıklama yapmak zorundayım. Eğer bu açıklamayı yapmazsam sizi de beni de bu hainler bir şekilde derdest ederler. Biliyoruz paşam. Öyle bir şey olursa bütün sorumluluk bizde. Yaptığımız size karşı bir kalkışma olarak algılanacak. Bahri, sen yaverleri al, birliğine geri dön. Turan, ben de geleyim. Ne olur ne olmaz. Olmaz kardeşim. Yaverlerin başında bizden birinin bulunması şart. Eğer çıkarlarsa bütün operasyona haber verirler. Hem Halit yanımda zaten. Abi ben de Halit'le geleyim. Kalabalığa gerek yok abi. Halit haklı Yavuz. Senin görevin bitti. Sen şimdi doğru eve, eşinin çocuğunu yanına dön. Bizden haber bekle. Hadi bakalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Halit, önden sen çık. Tamam Turan abi. Şüpheli bir durum görürsem dörtleri yakar kenara çekerim. Anlaştık. Abi, hakkını helal et. Oğlum. Bir kahramanlık yapmaya kalkma. İstemiyorum Nizam. Kainat imamının emri kesin. O adam asla Türkiye'ye gelmemeli. Meyve vakti. Parka mı? Dur bakalım, belki işi vardır babanın. Benim daha iyi bir fikrim var. Dağ evine gidiyoruz. Yaşasın. Çak.
Havada çıkar mıyız? Annen izin verirse çıkarız. Anne lütfen. Önce doğruca odana. Oyuncaklarını topla sonra bakarız. Ne oldu? Ters giden bir şey mi var? Konuşuruz sevgim, konuşuruz. Ama şimdi acele etmemiz lazım. Tamam mı? Hadi. Tamam. Fiko, nasıl biliyorum malımı? Gel gel, sana da ayırdım, gel. Benim kıçımda ayı bağırıyor, sen burada mangal sefası yapıyorsun. Öyle deme Mustafa, mangal zor iş oğlum. Baksana her tarafım mis oldu. Emanet nerede? Olması gereken yerde. Ha. Bagaja tıkmış herif ya. Kimseye bir şey demedim ben. Sadığım ben. Herkesin bildiği artık bir işimize yaramaz. İkisini de alın içeri. Başlarına en güvendiğin adamları dik üst emelim. Emredersiniz komutanım. Asker, dinle. Silahlarınızı bırakın. Komutanınız ve arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir kalkışma içerisindedir. Kudret Paşa rehin alınmış, yaverleri derdest edilmiştir. Eğer bir mukavemette bulunmazsanız hiçbirinizin kılına zarar gelmeyecektir. Devren, sana kim bu emri verdi bilmiyorum. Ama yanlış yapıyorsun. Bu hainler Fettah Dağ Hakk'ın adamları. Goliath için çalışıyorlar. Vay Hilmi Kopanlı.
Demek sen de onların köpeği oldun ha? Neredesiniz Turan? Kumandan. İhanete uğradık. Tuzağa düştük. Yaralı mısın? Neredesin? Halit bize ihanet etti. Halit be Halit. Bizim ufaklık. Ama merak etme. Cezasını verdim. İhanetinin cezasını verdim. Elimde büyüyen çocuğun katili yaptılar beni. Turan oğlum. Neredesin? Söyle geleyim yanına. Yerli karadağın yıkılmaz. Gölgelice kapı ağacım kesin. Kadir Mevla senin namerde muhtaç etmesin.
Hayır soru. Arayayım ondan. Ayırmasın. Yetim kurtlarımdı. Senin baban Yavuz Yıldırım'dı. Dağlarda teröriste aman vermeyen Bahri Binbaşı'ydı. Gundak'ta bebeğini bırakıp göreve koşan Fikret Komiser'di. Turan'ımdı. Mustafa'mdı. Daha acısı kimse çıkıp demedi bunlar yapmaz diye. Herkes hainlere inandı. En tepedeki devin adı Goliath. Dünyanın her yerinde söz sahibi. Türkiye'nin başına da yedi başlı bir ejderha musallat etmiş. İsyanı bastırmışsın, darbe olmuş. Anarşiyi kesmişsin, PKK başlamış. Terörü kesmişsin, Fettah İblisi çıkmış. 15 Temmuz'da onu da kesmişsin. Ama başı hala Amerika'da duruyor. Goliath boş durmaz. Deşifre olan Fettah'ın açığa çıkmamış adamlarının içinde olduğu yeni bir örgüt girmiş devreye. Doğan bu işin içinde. Üstünde Nizamettin var. Onun üstünde bir başkası. Onun üstünde de bir başkası var. En tepede de bunların bir numarası var. Senin gibi bir adamı hain diye ölüme terk eden, yüzlerce vatanseveri, anamı babamı şehit edip hayatımı çalanlar. İşte bu adamlar. Ben bunları bulurum kumandan. Hepsini yağlı kazığa oturturum. Ölsem de artık kimse döndüremez beni yolumdan. Hakkını helal et. Yalnız kurt. Bu adamlarla savaşmak mı istiyorsun gerçekten? Canım pahasına ihtiyar. Sakın yoluma çıkma. Yoluna çıkmayacağım evlat. Yol göstereceğim. Bu canavarın resmi öyle masa başında 5 dakikada çizilmez. Ben 60 yılımı verdim bu işe. Thank you.
Goliath'ın bize oynadığı oyunları sana anlatmak için bekledim. Bana mı? Sana. Çocukken anlattığım Salur Kazan efsanesini hatırlıyor musun? Dumanlı Dağ Börüsü, Dulkadir Delisi Salur Kazan. Hepsi ezberimde. İşte kara çelik sağlam kılıcıyla ejderhanın yedi başını da kesip yere düşüren Salur Kazan sensin evlat. Eli ayağı kırılmış, uçurumun dibine ölsün diye atılmış bir çocuktun sen. Kurt boynundan tutup getirdi, ayağımın dibine attı. O gün bildim. Sensin o. Ne bekledin bunca sene? Ben öleyim de kurtulayım bu dünyanın azabından diye sağda solda tepişirken ne diye bekledin? Emin olmak istedim. Belki yanılmışımdır dedim. Ölecek misin, kalacak mısın diye hep bekledim. Ben bir kere yanıldım evlat. Goliath'ı alnının ortasından vuracaktım. Saparımdaki taşlar olacak yetim kurtlarıma yıllarımı verdim. İçlerinden bir hain çıktı. Ben yanıldım. Diğerleri de benim gafletim yüzünden daha savaşın başında ölüp gitti. Bir daha yanılmaya dermanım yoktu. Emin olmak için bekledim. Bugün gelsin diye bekledim. Zamanın şimdi geldiğini nereden biliyorsun dersen, arka cebine bak. Yaratılan her varlığın ulaşacağı tek bir zirve, yerine getireceği tek bir görev vardır. Kaderinden kaçamazsın. Anlatmadım sana bunu. Polis beni sokaktan alıp ilk defa zorla yetimhaneye götürdüğünde neden kaçtım biliyor musun? Bugün zamanı geldi dedik evlat. Anlat hele. Bu fettaşlar geldi yetimhaneye. Bir sınav yaptılar. Benimle beraber yüksek puan alan 10-15 çocuğu ayırıp bir sınav daha yaptılar. Sonra bir tip geldi. Kardeşim seni Amerika'ya göndereceğiz. Okuyup büyük adam olacaksın. Ben bir kaçmışım. Otobüsün bagajında Sivas'a kadar. Sen nereden? Sen. Bilirsin tabii. İyi o zaman şunu da söyle. İlkokul mezunu bir cahil değil mi bu adam? Nasıl kandırdı bu kadar insanı? Fatır suresi 5. ayette sakın o aldatıcı şeytan sizi Allah adıyla kandırmasın der. Allah adıyla kandırdı evlat. Askeriye, emniyet, adliye, istihbarat, ilahiyat, tedrisat, ticaret milletin bütün can damarlarına sızdı. Tertemiz binlerce genci kandırıp zehirledi. 5 kuşağı yok etti.
dikeni batar diye gül ile vurmadığım yetimlerimi acımadan öldürdü. Ne yapıyoruz? Gün bugündür. Yolumuz uzun. Sönmeye yüz tutan ateşte kıvılcımlar var şimdi. Efsane yeniden doğuyor. Yerli Karadağ'ın yıkılmasın. Gölgelice kaba ağacın kesilmesin. Coşkun akan görkemli suyun kurumasın. Kanatlarının ucu kırılmasın. Çalışanda kara polat öz kılıcın kertilmesin. Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin. Allah'ın verdiği umudun kesilmesin. Ahir sonu arı imandan ayırmasın.